Merhaba arkadaşlar. Yarın tatile çıkıyoruz arkadaşlar, kar tatiline. Biliyorsunuz çiz ya da ye oyunumuzda maalesef kaybeden ben olmuştum. Ve kar tatili sözü vermiştim. Artık biz hazırlıklarımıza başladık. Ben sözümü tutuyorum. Yarın yolcuyuz arkadaşlar. Bu kez Uludağ'a gitmeyeceğiz. Kars tarafına gidiyoruz, Sarıkamış'a. Orada da güzel bir kayak pisti varmış. Daha öncesinde oraya hiç gitmemiştik. Bu sefer orayı keşfedeceğiz. Geçen sene Lina'ya aldığımız kar kıyafetleri, tabii Lina büyüdüğü için, şimdi kısa geliyor. Pantolonu kısaldı, montu kısaldı. Evet. Ben de gitmişken kendime bir şeyler alayım diyorum ama bu sefer alışveriş parasını Taner'e kilitleyeceğiz arkadaşlar. Tatil benden, alışveriş Taner'den. Oo, yandık. Yandık diye bir şey yok. Tatili istersen de beleşe tatil seviniyordu Taner'cim. Tamam be. Makyaj malzemesi de alabilirim kendime. Bir şeyler de o alabilirim. O kadar da değil artık. Abartma. Kendime bir kar montu daha istiyorum. Bir kar pantolonu daha istiyorum. Alacağım yani. Alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi biz alışverişimize çıkalım. Bundan sonraki videolarımızda artık işte bavul hazırlama, yolculuk, gittiğimiz yerin turunu çekeriz, kar tatilinde yaptığımız challenge'ları çekeriz ve size unuttum söylemeyi, bir sürprizimiz daha var. Arkadaşlar, İrem ablam, Efe abim, Gül teyzem, Bacanak Gül de geliyor. Evet arkadaşlar, bu kez onlarla tatil yapacağız. Kış tatilimizi de birlikte geçireceğiz. Onlarla da çeşitli challenge'lar gelebilir kar tatilinde. Şimdi alışverişe. Hemen alışverişe. Evet, kayak kıyafetlerimize bakacak bir mağaza bulduk arkadaşlar. Geldik biz şimdi AVM'ye. İlk Lina ile başlayalım istedik. Ona böyle tulumlar falan almak istiyorum ama az önce bir bayanla konuştum. Tulum dedi çok kullanışlı olmuyor açıkçası dedi. Çok sıkılıyor ve bunalıyorlarmış kayak yerinde. Yuvarlanırken falan aslında güzel bir şey. Hiçbir yerinden su almaz ama altlı üstlü takımlarda gerçekten daha kullanışlı oluyor. Bunaldığımız zaman montumuzu falan çıkarabilme açısından. Onlarda da bir şey olmaz ya. İçine geçirmez değil mi? Geçirmez. Geçen sene gittik, hiçbir yerinden su almadı yani çocuk. Ayakları kara sağlam. Gömüldüğümüz mesela halde değil mi? Hiçbir şey olmadı. Linoş, sen yine de bir aklın kalmasın. Bir bak tulumlara. Tamam. Olmazsa alt üst bakalım, olur mu? Böyle var arkadaşlar. Nasıl var? Bir bakalım. Şöyle. Nasıl? Yani ben çok tutmadım evet rengini. Ben sevmedim. Bir de pembe var Lina. Yok. O tulum değil ama. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmedin mi kızım? Tamam, tek parçalara başalım. Mont olarak ben bunu çok beğendim. Çok mu beğendin? Rengi güzelmiş evet. Anne, ben bunu istiyorum. Bu çok güzel, gerçekten sana da çok yakışır. Dene bakalım. Bir deneyelim mi üstüne? Olur. Nasıl oldu? Çok şık. Aa, süper oldu. Ben beğendim. Çok tatlı. Bak, kürklü şapkan da var. Dön bakalım şöyle. Ay, çok güzel oldu. Hiç uzatmadan bence direkt bununla başlayalım ya. Evet, oldu bence. Değil mi Lina? Bunu bak, günlük hayatında da giyinebilirsin. Evet, bu tamam. Şimdi bunun altına güzel böyle renkli bir pantolon bakalım, kayak pantolonu. Bunun altına hepsi olur ya. Sen bak şimdi, ben giyinmişim gibi bak. Tamam mı Lina? Beğenmedin mi bunu? Tamam, başka bak. Ver bakalım. Ay, bu çok tatlış. Ne diyorsun? Hiçbiri mi olmadı bak, ya? Bak şu var ya, bak. Hangisi? Ben buldum. Canlı mor mu? Ay, o da şu. Çok güzel. Evet. Harika bir rengi var. Ay evet, onun rengi çok güzel. Lina bugün hiçbir şey beğenemiyor. Yeşil mi diyorsun? Evet. Tamam. Bir de böyle bir şey bulduk. Nasıl oldu? Çok güzel, güzel oldu. Şurasına bayıldım, totosuna. Baksana çok güzel. Oldu, beğendin oldu mi? Beğendim. Zaten içine böyle kalın kalın şeyler giydireceğiz ya arkadaşlar. O yüzden böyle kazanın içine soktum. Botla güzel da oldu. Bak, montunu da bir giy. Bir de böyle bakalım. Ay, yanlış işte. Güzel oldu değil mi? Bence güzel. Bence de güzel oldu. Tamam, Lina'yı hallettik. Şimdi Lina'nın şapkasına falan bakalım, sıra bende. Ayakların aynı 40 numara gibi görünüyor. Babanın ayakkabısını giymiş gibi değil mi, kocaman kocaman? O kadar moda ki. Botumuzu mor seçtik en son. Şöyle. Bu daha güzel. Vazgeçtim. Kızım, bu çok güzel. Son olarak mora karar verdik. Çünkü aklımıza şu geldi. Lina'nın kar gözlüğü mor. Aynı bu renk. Eldivenleri de mor arkadaşlar. O da bu renkte. Bir de bu renk şapka bulursak çok güzel olur. Pantolonuna falan uygun olsun diye şöyle bir şapka bulduk. Hem sıcacık tutar. Çok da yakıştı bu. Bak. Bak bir. Nasıl? Beğendin mi? Arkadaşlar, şöyle şahane bir mont buldum. Görür görmez de bayıldım gerçekten renklerine falan. Bence de. Şurada şöyle iki zaten tane kemerli. Ben buradayım diyor. Kollarının arkası, önü, yakası, ya her şeyiyle çok beğendim. Gel beni al, Rukiye yazıyor benim üstümde diyor resmen. Bir bunu deneyeceğim. Altına da
Beyaz da çok güzel olur ama şöyle bir zıplık kırmızı yapayım diye kırmızı bakmak kırmızı istedim. Şunu ayırdım buraya zaten. Siz görmeden. Direkt bedenimi buraya ayırdım. Şimdi bunları bir deneyeceğim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen sene kar tatili alışverişimizde kırmızı pantolon alıyorum diye çıkmıştım. Kırmızı diye almıştım. Eve gittiğimde pembeydi. Her yerde pes pembe olduğu belli oldu. Ama bir tek alışveriş merkezinde aldığım yerde kıpkırmızı görünüyordu. Bu sefer kırmızı olduğuna eminim çünkü etiketini okudum. Renk kırmızı yazıyor. Bu kırmızı canım. Nar evet, çiçeği. Evet, bu sefer attı. Kırmızı. Oo, Rukiye Hanım. Pislerin nasıl tozunu oldu? Atarsınız artık. Vuhuu. Bence güzel oldu. Bir de kırmızı şapka. Bak. Kalimero. Çok güzel olmadı mı ya? Çok güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Yine biraz kıskandı. Anne senin montundan ne kullan istedim. Yoktu maalesef. Olsa almaz mıyım kızıma? Beni gör. Duydun mu? Ne dedi? Ama anneciğim ben de seninkine bayıldım. Bulamadım. Ne yapayım? Kaç. Kıskanç. İçimdeki biraz abes görünüyor şimdi ama içime siyah giyinince. Evet, polarıma giyince güzel evet. Olacak. Tam takım olacak. Aynen. Bunun ayakkabıları mükemmel ama mumlukları. Vallahi çok güzel oldu. Benim acayip içime sindi. Bunu normal süper. Hayatımda da kullanırım diye o yüzden çok sevdim montu. Evet, her zaman giyerim. Dışarıda da giyinirim. Evet. Tamam, ben de hazırım arkadaşlar. Ben zaten hazırdım. Benim her şeyim var. Senin her şeyin var. Biberi alacağım ben. Aynen. Şimdi biz tatile çıktığımızda evde bir sürü hayvanlarımız var biliyorsunuz. Kediler, kuşlar, balıklar. Balıklara hafta sonu yemi diye bir şey varmış arkadaşlar. Günde iki defa atıyoruz ya sabah akşam. Hafta sonu yemini attığımız zaman şöyle tablet şeklindeler. Onlar epey birkaç gün falan götürüyormuş. Biz gelene kadar idare edecekler. Kuşlarımıza ve kedilere de yem alacağız. Bir de hafta sonu yemi alıp pet shop'tan çıkacağız. Sonra kendi alışverişimize yine devam edeceğiz. Arkadaşlar benim en sevdiğim köpek cinsi bakın. Tipe bakar mısın? Hani böyle yüz yuvarlak oluyor da kafası tıraş ediyorlar ya makaslar. Ondan değil mi Taner bu? Herhalde ondan. Ondan. Ona benziyor. Baksana canım evet, suratına. Evet. Çok güzel. Ya. Ay, tatlılığa bak. Ay. Lina. Lina'ya yapışır. Gel tatlım. Ya. Çok güzelmiş gerçekten. Anne bir keresinde kucağıma alabilir miyim? Yok kızım alamayız bunlar camın içinde hayır. Ay güzel diye bak ya hakikaten. Vallahi kendini bakar mısın bak. Kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Patileri de siyah siyahmış. Çok güzel bir şeysin. Neyse bakışlara bak ya. Bizim kuşun renklerinden olduğu için resimdeki rengine göre aldım. Güzel ya, alakası yok tabii ki. O renkte mi olması gerekiyor falan diye düşünmeyin. Hani bizim kuşlarımız yumurtlamıyor ya. Acaba bir tane daha mı bir dişi alıp atsak şeyin içine? Bir tane olur kuş mu? Alalım mı? Olur vallahi. Alalım mı anneciğim? Evet. Bak ya şu sarıdan ya da beyaz. Beyaz da çok güzel. Hiç aklımızda yoktu ama olsun bir kuşumuz daha olsun. Belki bununla yumurtlarlar. Arkadaşlar şu sarıyı alacağız. Diğer gördüğümüz dümdüz sarı ve beyazlar bebekmiş. Bu da tam bir limona benziyor. Adını da limon koyduk gitti. Kedilerimiz aç kalmasın. Kendi kendine bakıyorlar. Kedi beslemek gerçekten çok kolay. Yiyorlar, içiyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bize hiç ihtiyaçları yok. Başka bir yere bıraktığımız zaman çok psikolojileri bozulmuştu. Bir otele bırakmıştık bir tatile çıkarken arkadaşlar kedi oteline. Geldiğimizde inanılmaz tüy döküyordu ve çok böyle psikoloji bozulmuş bulmuştuk. O yüzden bir yere bırakmaktan ziyade kendi evinizde kalsın diyorlar. Evet, yalnız da olsa. Koyuyoruz, onlar evet, yalnız da olsa hiçbir yere bırakmayın. Kendi evini bilsin diyorlar. O yüzden yalnız kalacaklar. Yine Afrika karıncaya binmek istedi. Arkadaşlar Taner'i kar tatili alışverişine çıkardım diye fırsat bu fırsat. Hemen girdim bir mağazaya. Bu sene beni hep böyle eşofman tarzı şeylerle gördünüz birçok videomda. Görmeye de devam edecek gibisiniz. Çünkü bu yılın stili tam benim tarzım. Hep böyle bol eşofman tarzı şeyler çıkarmışlar, üretmişler. Benim de çok severek giydiğim şeyler. Fırsat bu fırsat dedim. Taner'e bir tane de böyle bir şey ekletiyorum şimdi. Ters bakıyor. Çok güzel oldu demekten başka. Çok güzel oldu diyor ama ters bakıyor arkadan. Güzel evet. Oldu bence. Değil mi? Değişik bir renk. Bu renkte hiçbir şey giymiyordum. Tabii, güzele ne yakışmaz. Yani yakışıyor. Ne yapacaksın? Nina da böyle bir top koymuş kendine. Minik. Ya çocuk için gelmedik mi? Daha nereye gidiyorsun? Kendini alıp duruyor ya. Nereye? Son bir kere şuraya girelim arkadaşlar makyaj malzemesi. Ya ne oraya? Ben gelmiyorum. Yok geliyorsun. Gel. Çok az bir şey ya. Gündüz kremim yok, rimelim yok, bir şeyler. Ben gelmiyorum. Gel. Son. Senin nasıl? Gelmene gerek yok. Kartını bana ver, sen git. Kartmak yok. Ver kart. Hani gelmiyordun? Versene kartı. Mecbur geleceğiz. Ne yapalım? Ne aldın? Rimel aldım.
Ben şunu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapıyor. Aslında şu çok daha uzun süreli gidiyor ama bu daha güzel yapıyor. O yüzden ben yine bunlarlayayım. Sen uzun sürelisin oldu. Dakika başı gidip gelme buralara. Babişim ben nasıl bir tüyo verdim bakın. Kendi elimle tuzağa düştüm, görüyor musunuz? Ya sen daha geçen almadın mı bir sürü? O gece kremiydi. Gündüz kremim kalmadı. Arkadaş, yani birini kullanırken ya, öteki bitiyor. Ya. Ne yapıyorsun? Boca mı ediyorsun kremleri? 279. O da almış. Lina ne o? 279. Yok artık. Lira. Hem de 270. Olmaz. Arkadan bir de bu vallahi bugün... yetişiyor ya. Bir de iki oldu. Bir de 279 diyor. O da almış. Taner diyor. Ama Taner arkadan diyor ki o da almış. Şunu özellikle göstereyim çünkü çok fazla soruluyor bana. YouTube'dan da soranlar var, Instagram'dan da soranlar var. Ne kullanıyorsunuz diye. Almışken, yeri gelmişken söyleyeyim. Shiseido'nun gece kremini kullanıyordum. Bir de Dr. Murat'ın kullanıyordum. Dr. Murat'ın gündüzünü kullanıyordum. O kalmadı. Şimdi yine Shiseido'yla devam edeyim. Gündüz kremini aldım. İyi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Biraz ben de bunu serumu alma artık. Yeter. Ya ne olur. Şimdi serumum biraz var ama biraz tonik. Dur tonik ne bakacağım anneciğim. Ya? Serum bir son hastan, kez tamam toniği bir de alayım. Hastanede var serumlar. Öyle anne. Değil o cilt serumu canım. Anne bundan alabilir miyim? Anneciğim babana sor. Bak sadece sucuk. Baban diyor ya ben mi sordum? Ben alma diyorum. İyi her şey annemin olsun bana ne lazım. Doktor Cart'mış arkadaşlar bak. Doktor Cart değil canım. Doktor Cart. Doktor Cart diyor sana. Artık Taner çünkü kartı patlata cart demek de haklı. Bunu ciğerti, cart okumak da haklı. Bıktım bu doktorlardan. Doktor Ahmet, doktor Cart. Doktor Murat Ahmet değil o. İşte neyse Murat. Doktor Ahmet diyor ya Doktor Murat Ahmet. Bu da arkadaşlar normalde fıs fıs bir serumunu kullanıyordum. Doktor Murat'ın kullandım, Shiseido'nun kullandım. MBR'ın kullandım. O da gerçekten çok mükemmel bir şeydi. Koreliler bu işte biraz daha profesyonel çalışıyorlar ya. Korelilerin cildi de zaten mermer gibidir. Böyle bir şey çıkarmışlar ve güzel olduğunu söyledim. Bunda da hem nem veriyormuş, benim cildim biraz kuru. Hem de aynı zamanda tonik yapıyor. Tonikleme yapıyor. Fıs fıs. Şöyle sıkıyorsunuz. Bitti değil mi? Evet bitti bu kadar. Hayırlı korkma. Olsun. Tamam. Bitti ama yani iyi yani bunlar. İyi derken? Ya kasadan sağlam dersin. Yani. Sağlam biraz. Evet evimize geldik. Kuşlar başladı anladılar. Hadi Taner güzel bir şekilde yerleştir. Lino heyecanlı mısın? Limon da oldu artık evimizde. Hadi bakalım limon. Hadi bakalım geç. Hop. Ay çok Allah. Kapısını kapat. Ay en güzeli de limon mu oldu ne? Ha? Hepsi güzel. Bir bak hepsi güzel de limon da acayip bir renk kattı yani. Tamam. Sarı sarı. Tamam, kızım panik sakin panik yapma. Çok sevindim ya. Hepsi tedirgin oldu bakar mısın? Bence öbürleri biraz. Öbür duvara yaslandı buna gelemiyorlar yanına. Korktular galiba. Bak bak fıs fıs konuşuyorlar. Ne oldu neyin dedikodusu var orada? Çekiştiriyorlar şimdi limonu. Dorin'in tersini de anladı yeni misafirin. Vallahi anladılar bak. Nasıl o da geldi ya. bak. O da anladı. Yeni bir hayvan kokusu geldi yine değil mi? Bak bak öteki de buradan kolluyor. Ne oldu Dorin? Tarçın? Ne oldu kızım? Kim gelmiş? Eyvah geliyor. Bak vallahi görüyor anladı, musun? Anladı benim kuş geldi. Anladı onu görmek istiyor. Bak bunun keyfi yerinde. Sanki eskiden beri bu kafes bulunmuş da o kadar rahat ve geniş. Öbürleri de hemen alıştılar. Dur bakalım vallahi o iyi sahiplendi. Çıktı salıncağı vermiyor kimseye. Aferin kızım sallan. Gördünüz mü? Sanki öbürleri bu eve yeni gelmiş. Limon da eskiden beri buradaymış gibi davranıyor. Aynen öyle. Şimdi stüdyo odasından çıktık, salona geldik. Dorin de Tarçın da geldiler hemen bak. Onlar da bizi takip ediyor. Bizi değil daha doğrusu yeni kuşu takip ediyorlar. Hayır o yemek değil. O da evimizin üyesi canım. Bakışa bak. Bu çok fena gel bakayım. O Tarçın var ya hiç gel. Affetmez. Gel bakayım ne yapacaksın? Kaç kere patilerken yakaladın. Ne yapacaksın sen şimdi bu güzelliği? Ha? Kıyacak mısın ona gerçekten? Nasıl kıyacaksın? İzin verir miyim ben sana? Alıştıracağız birazdan bu kuşu da kendimize. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone arkadaşlar sizi çok seviyorum. Limon da sizi çok seviyor. Hatta o size bir I love you diyecek. I love you. Hoşça kalın. Canımın içleri. Bye bye.